bayındır. Allah'ın anlayacağı üzere belirli bir etkinin yok. Ondan gerekiyerek bu sebeple gelmeyenler o kadar. Ekstra verip ben gelirken bir şey yok. Getirilmeyen bir başka bir şey ise Cihan Perez. Hatırlanacağı üzere Lerna Departmanı'nın ifade edelim. Jesus yönetiminde antrenman başladı. Jesus da yine şunu ifade edelim. Aktif bir şekilde antrenmanın içinde oyuncular da düz koşu çalışmasını sürdürüyorlar. Fenerbahçe'nin ikinci yarı koşusunu hatırlayalım. Tabii ilk olarak Trabzonspor deplas. Evet, Akif Önce sizi dinliyorum. Haldun abi şöyle anlatalım durumu. Fenerbahçe'nin tabii Lemos yılda takım bir parçasıydı, zaman zaman kullanıldı ve bu yüzden kendisi de bir takıma gitmediği için takımda tutuldu. Ben yine Lemos'un böyle transfer döneminde evet belki kiralık anlaşması ikili kiralık yoluydu ama biraz durumu satın almasını duruma 4 yıllık anlaşma imzaladı Fener. Takımdaki mevcut yabancılardan liste dışında kalabilme ihtimali bulunan oyuncular var. İzleyenlerimizle anlatıyorduk. Hiçbiri kesin olmasa da zaten isimler yine kadronun dışında olabilir. Bir defa 14 öğrencinin dışında vermiyor olsaydı ameliyat ihtimali dahi vardı. Ama Juan Perez şimdi yine o süreci de tamamladı. Sağ çalışma kılması takımla antrenmanlar da yaptı. Bazı antrenmanlarda takımda da çalıştı. Bu İstanbul'a dönüştü. Takıma katılması daha pozitif sonuçlar verdi. Özetle Fenerbahçe'de tabii Trabzonspor maçına yetişmesini beklemiyorduk. Çünkü fizikli olarak çok sürede yaklaşık 2-3 aydır futbol oynamında Juan Perez'in de yavaş yavaş takımda yer almasını beklediğimizi ifade edelim. Fenerbahçe'de Juan Perez'le ilgili de durum bu şekilde. Evet, çok kısa bir süre kaldı. Bize ayrılan İshak Vural tabii ki Fenerbahçe zaten çok büyük bir potansiyel olarak 14-15 yaşında daha o potansiyelde şimdi fiziksel gelişimini sürdürüyor. Yiğit de gerçekleştiriyor. Bunu, bu oyuncuları buraya getirme sebebi oyuncu eksiği veya başka bir durum değil. Jesus bu oyuncuların belli bir performans gösterdiği için buraya geldi.